Neredesin? Sinem! Neredesin Sinem? Sinem! Toprak! Toprak arkadayım! Sesime gel Sinem! Gel! İyi misin? İyi misin? İyiyim. İyiyim, sadece kalas düştü. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Amirim, içeriden seslendiler sandım ben. O yüzden girdim. Benden emir almadan içeri girmek de ne demek oğlum? Yanınıza mı sudunuz lan siz? Amirim, bu tamamen benim suçum. Sinem sadece beni takip etti. Bu kaçıncı lan? Bu kaçıncı? Geçen sene yanıyordun lan. Geçen sene yanıyordun. Ne çabuk unuttun onu. Bak, bundan sonra benden emir almadan hareket etmek yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Emredersiniz amirim. Git hemen sağlıkçılar kontrol etsin. Peki amirim. Uzaklaşın. Hemen müdahale edin buraya. Sizden başka biri var mıydı içeride? Yok amirim. Polis bey lütfen yardımcı ol. Abi bağırma. Toprak kardeşim yardım et hadi seni bekliyorum, çabuk ol kardeşim. Toprak neredesin, çabuk ol, yardım et. Hemen müdahale edin. Toprak iyi misin? Soğutucu battaniyeyi getirin hemen. Hayır, soğutucu battaniye olmaz. Yani donuyor zaten şu an. Nasıl yani? Yangının ortasında hipotermiye mi girdi? İyiyim ya, iyiyim. Ateşim bir inip bir çıkıyor. Deri graftleri ne zaman yapıldı? İşte sonuncusu 6 ay önce falan. Şimdi bazı tetkikleri yapacağız. Daha sonra hocamız Ateş Hekimoğlu'na danışacağız. Bir şeyim yok ya, turp gibiyim. Bak hala konuşuyor ya. Ben işlemleri yapmaya gidiyorum. Doktor hanım ne derse onu yapacaksın. Deniz amire karşı beni yine savundun. Yani ben ne desem bilemiyorum. Azar yeme konusunda antrenmanlıyım. Abim sonuçta. Hocanız beni ne zaman görür? Suçsuzum. Özel evrakta sahtecilik yapma suretiyle bu ilaçları elde etme suçlamasına ne diyorsunuz peki? Vallahi yazıklar olsun diyorum. Ne diyeyim? Şu kibir dediğimiz şey medeni kanunda suç olsaydı şu anda müebbetle yargılanıyor olurdunuz Ateş Bey. Evet, pekala. Toplanan delillerin incelenmesi, delil ve ifadelerin suç unsuru oluşturup oluşturmadığına karar verilebilmesi için duruşmayı ayın 19'una saat 10'a alıyorum. Elimizdeki dosya Mustafa Cenli'ye ait. Hangi berbere gidiyor onu soracaktım. Ölü bir adamın haplarını çaldınız ve yakalandınız Ateş Bey. Ellerinde başkalarına ait reçete kayıtlarında imzanız da var. O da yetmedi, güvenlik kamerası kayıtlarıyla eczacının yeminle ifadesi var. En az 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyayız. Şimdi bir de memura mukavemet suçunu mu eklemek istiyorsunuz dosyanıza? Eğer öyleyse buyurun, ben size hiç engel olmayayım. Yazık günah şurada harcadığımız vakte. Ateş, söylenmeyi bırakır mısın? Kendi düşen ağlamaz. Düşmedim ben, çelme taktılar. Şu anda konuşmak istemiyorum gerçekten. Bunların hepsini hastanede konuşacağız. Emredersiniz komutanım. Selma Hanım. Yani ne diyorsunuz? Durumlar nedir? Yani normalde bu gibi dosyalar hakim önüne kadar gelmez. Ama açık konuşmak gerekirse durum pek de iç açıcı değil. Savcıyla bir uzlaşmaya varmamız mümkün değil mi? Mahir komiser davadan vazgeçerse belki. Ama ateşle barutu yan yana getirmek ne kadar akıl kârı, işte onu hiç bilemiyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Geçen sene vücudunun %54'ünden fazlasında 3. derece yanıklar oluşmuş. Acile geldiğinde titriyordu ve yönelim bozukluğu gösteriyordu. 12 saat içinde ateşi 35 ile 38 derece arasında gidip geldi. Neden eczacı kayıtlarının alınmasına itiraz etmiyorsunuz? Evet, sonuçta doktor hasta mahremiyetini ihlal ettiğini söyleyebilirsiniz. Kendisi ne yazık ki bu davada ne hasta ne de doktor konumunda. Tam tersi. Hastayı da doktoru da dolandıran kişi pozisyonunda. Son 2 haftada gösterdiği 3. yönelim bozukluğu bu. Alevler içinde duman dolu bir binaya girersen ne olur bir zahmet azıcık bir yönelim bozukluğu yaşarsın, öyle değil mi? Benim ona tavsiyem ne yapsın biliyor musun? Bir daha girmesin böyle binalara. Kafası rahat etsin. Beyni şaşmasın bir daha. Hasta şu an yanan bir binada değil ama hala titriyor. Hipotalamus'ta yerleşen bir tümör vücut ısısında değişikliğe sebep olmuş olabilir. Veyahut da acil hemşireleri sağ olsunlar sıcak kahve, üstüne soğuk gazoz falan içtiğini labor etmeyi atladılar. O da olabilir. Hepatit C, tüberküloz, HIV, Lyme için yapılan test sonuçları negatif. Ayrıca toksikolojisi de temiz. Dans etmek istemiyorum Zeyno. Hiç havamda değilim. Ben de istemiyorum zaten. Ne yapıyorsun o zaman? İşinizi yapmanızı istiyorum. RKG'de aritmi var. Hafif bir kalp krizi geçirmiş olabilir. Göğsünde ağrı yok. Aşırı derecede duman solmuş olması da aritmiyi açıklar. Demek ki gözden bir şeyleri kaçırıyoruz. Hasta 6 ay yanık ünitesinde kalmış ve birden fazla ameliyat geçirmiş. Hastane kaynaklı bir enfeksiyon ya da MRSA. Güzel. Bana uyar. Kan kültürü alın, antibiyotik başlayın. Vancomisinle beraber gram negatifle kapsayan bir şey olabilir. Hadi. Hakim karşısına çıkacak. Hala ciddiye almıyor durumu. Yangın ortasında donan bir itfaiyeci bile heyecanlandırmadı hocayı. Aklı hala mahkemede. Ya bir şey yapmamız lazım. Hocaya bir şekilde yardım etmemiz lazım. Önce hocanın kendi kendine yardım etmek istemesi lazım. Nerede? ki hapishaneye girmeden önce kendime şöyle hapishane işi güzel birkaç tane dövme yaptırayım. Orhan'ın beni sırtımdan hançerlediği yer var ya, oraya bir tane Orhan'ın dövmesini düşünüyorum. Hançer şeklinde, böyle hançere sarılmış Orhan gibi. Kalbimin üzerine de seni uygun gördüm, izin verirsen. He? Bakar bakar hatırlarım. Bir de tesbih lazım. Onu da artık sen hediye edersin. Ateş, Mahir'le konuşmak zorundasın. Ben de öyle düşündüm. Konuşmak istedim ama avukatım izin vermiyor. Avukatım bu davanın düşmesini sağlayamaz. Ama Mahir sağlayabilir. Mahir daha neler neler yapabilir canım. Mahir. Oh. Ateş yeter lütfen. Ya ben komik bir şey göremiyorum burada. Ortalıklarda dolaşıyorsun, böyle prensipleri olan yetişkin bir insanmışsın gibi. Ama aptal bir ergen gibi davranıyorsun. İçine düştüğümüz durumun sorumlusu Mahir değil. Benim değil mi? Ben kendi kendime yaptım bunları. Evet, aynen öyle. Adamın rektal ateşine baktın, termometreyi de orada bıraktın. Yani adamı küçük düşürdün, üstüne özür dilemek yerine hakaret ettin. Gözünün içine baka baka haplarını içtin. Ve adam bunların üstüne hiçbir şey olmamış gibi sana anlaşma teklif etti, sen onu da kabul etmedin. Ettim, anlaşmayı kabul ettim. Tabii, öyle adamın ilaçlarını aldıktan sonra değil mi? Öyle bir şey kanıtlanmadı henüz iddiaya göre. Adam sana o kadar çok açık kapı bıraktı ki sen hepsini tek yüzüne kapattın. Artık açık kapı kalmadı Ateş. Hapse girmek istemiyorsan kendine yeni bir kapı açmak zorundasın. Al. Belki ilaçlarını içtikten sonra sağlıklı düşünebilirsin. Ateş lütfen. Git ve konuş. MRSA yalnızca hastanelerde bulunan ve hastanedeki hastalara bulaşan bir bakteri türü. Kollarındaki ve göğsündeki yanıklar seni bu bakterilerin açık hedefi haline getirmiş ne yazık ki. Ama antibiyotikler işe yarar değil mi? MRSA'nın çok fazla çeşidi var ve her biri antibiyotiklere farklı tepkiler veriyor. Şimdi biz senin kan kültürlerine bir bakalım. Daha sonra neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamış oluruz. Şu MRSA denen şey her şeyi mavi görmeye de yol açıyor mu? Adam her... Reçeteyi kim yazdı? İpek. Ama karşılığında neler vermek zorunda kaldım bir bilseniz. Adam her şeyi mavi görüyor. MRSA görme bozukluğuna yol açmaz. Evet ama ağır metal zehirlenmesi açabilir. Talyum mesela. Talyum olsa saçları dökülürdü. Menopoz. Menopoz mu? Adam 28 yaşında. Bir erkeğin menopoza girmesinin tek garip yanı genç olması çünkü değil mi? Erkek menopozu, yüksek östrojen, düşük testosteron, vücut ısısı dalgalanmaları ve yönelim bozukluğunu açıklar. Endokrinolojik olarak kadın menopozuna benzer bir durum. Evet ama erkek menopozu hastanın neden her şeyi mavi gördüğünü açıklamaz. Mavi görme bir semptom değil, bir sonuç. Sertleşme sorunu için aldığı cinsel güç artırıcı ilaçların bir yan etkisi. Aslında prospektüste yazıyor. Açıp okusa görecek ama ben de okuduğumdan değil, yanlış anlamayın. Doktor olduğum için. Cinsel güç arttırıcı ilaç kullanmıyor hocam. Mu acaba? He? Yoksa utandı mı sana söylemeye? Hı? Belki de senden hoşlanıyor. İtiraf edemedim abi haplardan kullandığını. Olabilir mi? Bence olabilir. Menopoz, vücut ısısı dalgalanmalarına ve sertleşme sorununa yol açar. İktidarsızlıktan dolayı aldığı mavi haplar hayatın masmavi görmesini sağladı. Erken yaşlanmaya dair başka belirti göstermedi ama. Yaşlanma tek sorun değil. Ne dedin sen? Vücudunun %54'ü yanıklardan oluşuyor dedin, öyle değil mi? Hı hı. Acaba diyorum ki %54 değil de %55, 56 belki 57. Hı? Muhtemelen cinsel organında yanık vardı ve bu da testis travmasına yol açtı. Bu da... Hormon paneli yapın, dediklerimin doğru çıktığını görünce de testosteron pompalayıp evine yollayın. Peşimi bırakın hadi, tamam. Yalnız kalmak istiyorum. Rahmetli babam menopoz olduğumu görse ya kahrından ölürdü ya da gülmekten. Hiç utanılacak bir şey yok. Verdiğimiz testosteron ilaçları bütün sorununu çözecek. Evet ama o zamana kadar yaşlı bir kadın olarak kalacağım. İçeri gelebilir miyim? Gel gel. MRSA değilmiş. Artık izole edilmesine gerek yok. Beyaz önlük giymeyen herkesin başımın üstünde yeri var. Çok daha iyi görünüyorsun. Nasıl hissediyorsun peki? İyiyim iyiyim. Bir hormon sorunum var. Onu çözüyorlar şu an. İyi misin? Ağrım var mı? İyiyim sanırım. Anasın ne oluyor? Çıkarın şunları. Sakin ol. Çıkarın şunları. Sakin olur musun? Çıkarın şunu. Mehmet Ali. Çıkar şunu. Ne yapıyorsun? Ay bir mezopam 2 miligram hemen. Çabuk. Doktor hanım, ben Toprak adına sizden çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Yani gerçekten asla böyle bir değildir. Yani dünyanın en kibar insanı aslında. Yani bir başkasını incitmek yerine başkaları tehlikeye girmesin diye kendi hayatını tehlikeye atar. Ben çok özür dilerim. Ne olur affedin. Siz nasıl alevlerin arasında yürümeye alışıksanız biz de bu gibi durumlara alışığız. Arkadaşınız tıbbi bir sebepten dolayı bir anlık kendini kaybetti. O yüzden böyle yaptı. Gerçekten hiç önemli değil. Yani peki nesi var? Çünkü hiç böyle biri değil. Ben yani sanki başkasını görüyormuşum gibiydi. Hiç kaygılanmayın. Bizim işimiz bunu çözmek. Hadi. Çok teşekkürler. İyi misin? Evet. Hadi güzel şeyler söyle bana. Nasıl geçti mahkeme? Yani nasıl geçti? 3 gün sonrasına duruşma tarihi verdiler. Hmm. Bizimki nasıldı? Uslu muydu? Onda us mu var? Uslu dursun. Orhan durumlar hiç iyi değil. Avukat bu son delillerden sonra en az 10 yıl hapse girebilir dedi. 10 sene mi? 10 yıl. Of. Ben de Mahir'le konuşması için baskı yaptım. 10 sene çok ya. Ha, baskı yaptın. Baskı ne zaman işe yaradı ki? İşe yarasa bu halde olur muyduk ki? 10 yıl nedir ya? Çok. Bir şikayetin varsa şikayet kutusu kapının yanında. Yaz oraya at. İster kibirli de ister dengesiz de ne dersen de haklısın. Böyleyim. Yapamıyorum. Başka türlü olmuyor. Acı içindeyim. Çok fazla ağrım var. İyi günündeyse hadi yine biraz dayanabiliyorum. Kötü günündeyse insan kendini öldürmek istiyor, inan bana. Böyle bir ağrı. Kendimi aklamak için söylemiyorum, bunları yanlış anlama. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım demek. Bütün bunları söylemek senin için ne kadar zor biliyorum, farkındayım. Teşekkür ederim. Ama söylediklerinin tek kelimesine bile inanmıyorum. Özür dilerim. Özür diliyorum, daha ne yapayım, özür dilerim. Yalan makinesine bağla istersen beni. Hayatın yalan olmuş senin Hekimoğlu. Yalan makinesinden de geçersin, merak etme. Bak, ben bir insanın ne dediğine değil, ne yaptığına bakarım. O yüzden bugüne kadar söylediğin hiçbir şey umurumda olmadı. Yaptıklarının hesabını hakimin karşısında vereceksin. Ne yapayım? Emrini yerine getirdim. Mahir'le konuştun yani. Konuştum. Söylesene, merak ettirme beni. Ne söyledin adama? Ne söylemem gerekiyorsa onu söyledim. İstediğin gibi. Egosunu besledim. Kaş yapayım derken göz çıkarmadın değil mi? Gözlerinin içine baka baka özür diledim. Kabul etti mi peki? Sence? Kontaminasyon yok. Alerji testleri negatif. Yani hastanın saldırganlaşmasının sebebi verdiğimiz ilaçlar değil. Pulmoner emboli olabileceğini düşündürecek bir gösterge de yok. Geçirdiği krizin etkisiyle taşikardisi oldu ama bu beklenen bir durum. Bu arada az kalsın boğuluyordum ama iyiyim, hiçbir şeyim yok. Merak edip sorduğunuz için teşekkür ederim. Bu kadar ani saldırganlaşma. Bence sorun nörolojik. Menenjit olabilir. Ön lobda bir tümör olabilir. Lomber ponksiyon ve tomografi yapmalıyız. Güzel. Harika. Kulağa çok iyi geliyor. Siz devam edin. Ah. Ne yani? Teorilerimizle dalga geçmeyecek misiniz hocam? Gerek yok. Her şey kontrolümüz altında. Nereye gidiyorsunuz hocam? Rehabilitasyon binasına. Rehabilitasyona yatacağım. Ateş hocam, hoş geldiniz. Hayrola, yolunuzu mu kaybettiniz? Öyle oldu galiba. ağrı kesicilerle bir sorunun olduğunu bilmiyordum. Vallahi aslında benim kimseyle bir sorunum yok hocam. Ateş hocam, sen de bilirsin. Tedavinin ilk şartı bir sorunun olduğunu kabul etmek. Hocam sen buraya niye geldin? İlle duymak istiyorsun yani. Peki. Ben Ateş Hekimoğlu. Benim bir sorunum var. Mahir'le konuşmuş. Eyvah. Ne olmuş? İyi mi olmuş, kötü mü olmuş? Özür dilemiş Mahir'den. Kim? Ne? Kim özür? Anlamadım. Kim özür dilemiş? Ateş. Bir daha söylüyorum. Ateş Mahir'den özür dilemiş. Ateş hocam, bütün bu bana anlattıklarını etrafındaki insanlarla niye paylaşmıyorsun? Algı. Algı. Hocam. Yani... hepimiz... kendimize dair bir... algı yaratıyoruz sonuçta. Bir algı fanusunun içine hapsediyoruz kendimizi. Ateş Hekimoğlu da bu olmak zorunda. 2000 peki? Sonuçta onlar ailen gibi. Evet. Mutsuz aileler var değil mi etrafımızda bir sürü? Bizimkini de öyle düşünün. Arada mutsuzluk olabiliyor tabii. Belli nedenlere bağlı olarak. Ne gibi nedenler? Hocam biliyorsunuz siz de biz de her gün böyle imkansız hastalıklarla, amansız hastalıklarla uğraşıyoruz. Ekibimin işini iyi yapabilmesi için benim de onlarla arama bir duvar örmem gerekiyor. Evet. Ama fazla duvar örmek de insanı yalnızlaştırır. O kadar yalnız mı gözüküyorum hocam? İpek Hoca peki? Orhan Hoca'ya da. İkisi de senin dostun. İpek. Peki. Evet. İpek. Orhan Hoca'ya bunları anlatsam işsiz kalırsın hocam. Ateş Hocam, hep başkalarının ne düşündüğünden bahsettin. Peki ya sen? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sence yardıma ihtiyacın yok mu? Anlaşmayı kabul mü etmiş oldu şimdi? Hakimin karşısına çıktı bir kere. Anlaşmaya geri dönmek için çok geçerdi. Ateş Hoca'yı nasıl ikna ettiniz? Yani Mahir'den özür dilemek Ateş için hapishaneden önceki son çıkıştı. Ancak Mahir özrünü kabul etmemiş. Ateş Hoca özür mü dilemiş? Hakikaten özür mü dilemiş? Ve Mahir kabul etmedi. Doğru mu anladım? Evet. Ateş nerede? Rehabilitasyonda. Nasıl? Ateş rehabilitasyona mı gitti? Evet. Birkaç saat önce Doğu bloğuna gitti. Sağ ol. Afiyet olsun. Bir şey soracağım. Mahir sana başka bir teklifte mi bulundu? Hayır. Kararı kendim verdim. Yok mu bir aferin, bravo, 3-5 cesaretlendirici söz bir şey? Vallahi anlamaya çalışıyoruz doktor biz de. Neyi doktor? Neyi anlamaya çalışıyorsun? Detoks. Arınmaya karar verdim. Başımın etini yemiyor muydun? Peki madem, madem bunu yapabilecektin, madem buraya gelecektin, niye daha önce yapmadın? Ha? Yani Orhan şunu demeye çalışıyor. Buraya gerçekten iyileşmek için mi yattın? Yoksa Mahir'e özel bir gösteri mi? Gösteri tabii. Gösteri de Mahir'e özel değil. Seyirciler arasında hakim de var. Ama biliyorsunuz bir gösteri ne kadar gerçekse o kadar anlamlı olur. Hadi diyelim işe yaramadı gösteri. Yine hapishaneye girmek zorunda kaldım. En azından arınmış olarak girerim hapse. Hı? Avluda 3-5 volta fazladan atarım. Ziyaret saati bitti. Tamam. Ha, bu arada bunları getirdik. Yok öyle aklına sen dışarıdan getirmek. Bunları kontrol etmem gerekiyor. Eyvallah. O zaman kendine iyi bak. Eyvallah doktor. İyi günler. Ne diyorsun? Yani normal bir insan olsa aslında sevinirim ama konu ateş olduğu için tam emin olamıyorum ben yani. Sen ne diyorsun? Ben ne diyorum? Yani motivasyonu her ne olursa olsun Ateş iyileşmek istiyor. Ben onu gördüm. Önemli olan da bu. Öyle değil mi? Evet tabii aslında. Evet. Tomografide frontal lob temiz, lomber ponksiyonda menenjit bulgusu yok. Başladığımız yere geri döndük yani. Peki ya vasküler bir şey? Poli arteritis nodosa? Pan olsa beyin lezyonlarının tomografide çıkması gerekirdi. Eğer titremeyi ve ateşi legionella'ya bağlarsak saldırganlığı da mental değişikliğine bağlayabiliriz. O zaman solunum sıkıntısı olurdu. Ya resmen şu an karanlıkta yolumuzu arıyoruz. Bence Ateş Hoca'ya gitmeliyiz. Bence kendimiz halledebiliriz. Yani halletmeliyiz. Bence de. Hocanın tedavisini bölmeyelim. Toprak hala onun hastası sonuçta. Bence vakit ayırabilir. Zeynep bak, Hekimoğlu'nun normal hayatı her an sona erebilir. O yüzden onu biraz rahat bıraksak fena olmaz bence. Tanımadığı insanlar için gözünü bile kırpmadan alevlerin arasına yürüyen birini tedavi ediyoruz şu an. Burada olmayı Toprak kendisi seçmedi. Ama orada olmak Ateş Hoca'nın kendi sorumluluğunda. Bence yeterince rahat bıraktık. Zeynep seni çok iyi anlıyorum. Ama Ateş Hoca'nın şu anda uğraşması gereken çok daha önemli şeyler var. Ne bileyim ne beklediğimi. Aylar sonra ilk kez karşılaştık. Bana sarılıp beni anladığını söylemesini umuyordum. Ama benden uzaklaştı. Beni affetmeye hazır olmadığını söyledi. Beklediğin an hiçbir zaman gelmeyebilir Berna. Ama bu kendin için yapabileceğin en iyi şeyi yapmaktan seni alıkoymamalı. İyileşmek için çaba göstermeye devam etmelisin. Peki sen Ateş, hayatındaki insanlarla aranı nasıl düzelteceğini düşündün mü? Vallahi benim pek öyle hayatımdaki insanlarla karşılıklı bir beklenti durumum yok. Öylesi daha sağlıklı gibi geliyor bana, öyle değil mi? Görünüşe bakılırsa pek öyle değil. Tedavi olmak için gereken ilk adımını attın. Ben Ateş Hekimoğlu, bir sorunum var, kabul ediyorum. Evet, doğru. Bu arada hocam ben sana haber vermeden ikinci adımı da atmış bulundum. Benim dışımda bir güç olduğunu kabul ettim. Onsuz hiçbir şey yapamıyorum. Yalnız bu teslimiyet hissi beni biraz zorluyor. Nasıl desem? Ben böyle özgür iradem olmadan evden dışarı çıkamayanlardanım. Haplarını kastediyorsun herhalde. Bu kadar bariz mi? Eller yukarı, eller yukarı. Yap kurtul diyorsun. Ama bazılarımız için bu eller yukarı yapmak ölümden de beter. Arkadaşlar, öyle değil mi? Ölüm kelimesini burada kullanmamaya özen gösteriyoruz. Pardon. Görmedim, dışarıda uyarı var galiba. Ecel içeri giremez diye. Fark etmedim. Kabullenmek tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Aksi takdirde burada olmazdın herhalde. Galiba. Salla. Biliyor musun? Ha? İyi. Hadi bakalım. Bunları al. Kaldır onları. Kaldır. Koy şuraya, Al bakalım. Ya. 2, şu da 4. Hadi bakalım. Yere. Ne yapıyorsun? Kendini kesiyor musun? Zarar veriyorsun kendine. Öyle mi? Aa, bakalım. Asıl acıyı unutmak için. Asıl acı ne acaba? Kendisi pek konuşkan biri değildir. Neymiş acaba asıl acı? Adın ne? İdris. İdris. İtirazın mı var? Kadere. Kadere mi? Zalim kadere. Öyle mi? Kendisi doktor. Aynen. Bırak şimdi doktorluğu boş ver. Doktorluğu gele. Hastayım hasta. Ben de. Bak. Görüyor musun? Hadi bakalım bir mars edeyim de seni asıl acı neymiş gör. Böyle. Herkes yalan söyler. Toksikoloji raporu. Her seferinde temiz çıktı. Evet ama temiz çıkmamalıydı. Adamın bedeninin yarısı yanmış. Çok ciddi derecede deri grafti yapılmış. Acı içinde olması gerekmiyor muydu? Herkes Ateş Hoca değil sonuçta. Bazı insanlar ilaç almadan da ağrıyla başa çıkabiliyor. Ama yine de ağrıları oluyor. Toprak büyük ihtimalle işini kaybetmemek için ağrılarını gizledi. Ağrının nerede olduğunu bulursak problemin de nerede olduğunu buluruz. Peki ağrı hissetmiyorsa? Her türlü bir cevap almış oluruz. Acil durum. Ne zaman oldu? 2 dakika önce. Nabız 157. Solunum dakikada 42. Az önce hiçbir şey yoktu. Dışarı çıkarabilir miyiz? Ciğerlerinde sıvı birikmesi yok. Satürasyon 85. Aşırı hipoksik. Entübe etmemiz gerekebilir. Sorun akciğerlerinde değil. ST elevasyonu var. Kalp krizi geçiriyor. İlaç zamanın. Bir sayı söyle. İlaç zamanın. İyi 4. Bulutlu bir günde açan güneş gibisin. Yörüngesinden kopmuş ay gibisin. Durum stabilleşti sonunda. Uzun süre böyle kalmayacak. Troponin C ve CKMB değerleri yüksek, Emre haklı çıktı. Göğüs ağrılarını bizden gizliyormuş ve ardı ardına kalp krizi geçiriyormuş. Kalp krizi saldırganlaşıp birinin boğazına saldırmasına sebep olmaz ama. Beyne yeterli oksijen gitmemesi yönelim bozukluğuna, yüksek adrenalin seviyesi de öfkeye sebep olmuş. Asıl soru şu. Krizlere ne sebep oldu? Nereye? Koronar damarları açık, valvüler anomalisi olmayan ama buna rağmen birden fazla kalp krizi geçirmiş 28 yaşında bir hastamız var. Burada kalıp da Emre'nin ilham perilerinin gelmesini bekleyemeyeceğim. Ateş Hoca'ya gidiyorum. Gitsek daha iyi olacak sanki. Daha sorumuza cevap almadık. Ben iyiyim bu arada. Sorduğunuz için çok teşekkürler. Harikayım. Kim bu? Febrodoluru bırakmak için nefas mentum içmeyi icat ettiyse vallahi uzaya yollamak lazım. İhsan! Bu ilaçları bir ayarlama mı çekilecek? Ne yapılacaksa yapılsın. Ben böyle de olmayacak vallahi. İçim dışıma çıkacak be. Hocam toprağın kalbinde enflamasyon belirtisi yok. Varsa da tetkiklere yansımıyor. O zaman kalp krizi dahili bir nedene bağlı değilse o zaman harici bir nedene bağlı olmalı. Çevresel bir faktör. Krizlerin hiçbir aynı yerde olmadı ama. İlla ki ortak bir noktaların olması gerekiyor. İlk kriz bir yangında oldu. Yangın, su, duman, oksijen maskeleri hepsi kalp krizi için ideal ortam. 2. ve 3. kriz burada oldu ama. Yangın, su ve duman yok. Her seferinde giydiği kıyafetlerde tamamen farklıydı ve temizlenmişti. Bunların hepsi ne sorusunun cevapları. Kim peki? Hı? Kim? Şu itfaiyeci kız Sinem. Üçünde de o vardı yanında ama yani... Başka kimse yok muymuş yanında? Hayır. İyi, o zaman Sinem kalp krizinin nedeni. Kalp krizi nedenleri arasında insan yoktur hocam. İyi, git ispat et o zaman. Çok kolay bunu ispat etmesi, öyle değil mi? Hadi git bir test yap bakalım. Ah, mağara. Mağara, mağara. Ne bakıyorsun öyle? Ha? Ha, insan suratında bir üzgünlük ifadesi, bir şey olur. Botokslu gibi. Ha? Böyle bir şeye ihtimal vermiyoruz değil mi? Ben veriyorum. Ayrıca tetikleyen başka şeyler de olabilir. Kullandığı bir parfüm, ne bileyim giydiği bir şey. Tamam, diyelim ki öyle. Ya kız kriz nedeni mi değil mi diye test ederken çocuğa son krizini yaşatırsak? O zaman ne olacak? Tartışacak bir vaktimiz kalmadı. Karar vermemiz lazım. Ne diyorsunuz? Sinem, bir benimle gelebilir misin? Tabii ki. Kardeşimle ilgili bir gelişme mi var? Daha emin değiliz. Bir gelebilirsen. Konu ne? Sen iyi misin? Niye ikimizle aynı anda konuşmak istediniz? Toprak? Ne oldu? Sizi dışarı alabilir miyiz? Hoca haklıymış. Zamanla küfürler yerine şiddeti bıraktı. Kendime dur dedim ama geç kalmıştım. Karım, çocuklarım, arkadaşlarım. Etrafımda kimse kalmadı. Ne kadar yanlış yapmış olursan ol, tedavi olma kararı alarak hayatta kendine ikinci bir şans tanımış oldun. Başarılı olduğunu görünce sevdiklerin de sana aynı şansı verecektir Selim. Umarım. Yani ikinci şans. İş işten geçtikten sonra bilmiyorum ki ikinci şans. İsterse üçüncü şans olsun, isterse dördüncü şans olsun değil mi? Beşinci şans, altıncı şans, yedinci şans. Kaç şans olursa olsun. Sonuç olarak Cemil Bey... Selim hocam. Fark etmez. Selim olsun, tamam. Selim Bey bir noktada... İşte söylediğin şeye geliyor hocam. Öyle değil ama... mi? Şimdi... Buyur. Hayır, estağfurullah. Hayır hocam. Hocam, efendim. Nedamet. Kabullenme belki. Bir noktada daha önce bahsettiğimiz teslimiyet, kabullenme, nedamet. Bunların hepsi iç içe geçiyor bir noktada ama... Zor tabii. Hayır, şimdi Semih... Selim hocam. Şöyle anlatayım mesela. İnsan bedeni gibi değil mi? İnsan bedeninde kanserli hücre, Allah korusun o manada söylemiyorum şimdi Cemil Bey kanser olsun falan gibisinden. Selim hocam. Evet. Selim. O manada söylemiyorum ama bir kere girdiği zaman vücuda ne yapıyoruz? Kemoterapi yapıyoruz işte. O da bir terapi. Kemoterapi. Öyle değil mi İdris? Öyle değil mi? Yani kesip atıyoruz belki hastalıklı olan bölgeyi vücudumuzdan. Ben nasıl kalp krizine sebep oluyor olabilirim ki? Üstündeki herhangi bir şey kalp krizini tetikliyor olabilir. Küf sporları, zehirli bitki parçaları ya da rangında üstüne bulaşmış herhangi bir şey parfümün bile olabilir. O yüzden Ne olduğunu tespit edene kadar toprağı senden uzak tutmamız gerekiyor. Ay, yine mi ya? Buna sebep olduğuma inanamıyorum. Hemen kendini suçlama öyle. Neden deri grafti yapıldı biliyor musun? Bir yangında kapana kısılmış sanırım. Evet. Tekstil fabrikasındaydık. Yani tavan aniden çöktü. Ben içeride kaldım. Ya, iyi olduğumu söyledim durdum ama... Toprak işte. Beni kurtarmaya çalışırken gaz patlamasına yakalandı. Benim yüzümden bir kere ölüyordu zaten. Şimdi bir kere daha. Afiyet olsun. Ne oldu detoks? Doktor her gün beni kontrol etmeye gelmene gerek yok. Ha? Annem değilsin sonuçta. Yer misin? Yürü. Eyvallah. Ne haber? Nasıl gidiyor? Harika. Keşke seni dinleyip daha önce yazsaymışım buraya. Bu sayede aslında ne kadar güçsüz bir yaratık olduğumu farkına vardım. Doktor, bu rehabilitasyon bölümü neden var? İnsanlara gerçekten faydalı olduğu için. Yanlış. Yanlış. Bu süslü rehabilitasyon bölümü neden var biliyor musun? Çünkü 3-5 paralı zengin vatandaş bu bölümün işe yaradığını düşündüğü için var. Bu arkadaşlar, bu zengin, paralı arkadaşlar egolarını tatmin etsinler diye bu bölüm var. Bu arkadaşların bu idealize edilmiş çaresizlikleri mi dersin artık, umutsuzlukları mı dersin, zavallılıkları mı dersin? Onun için bu bölüm var. Bu çaresizliklerinin içinde, bu çamurda yuvarlansınlar diye var. Bu merkez doktor. Anlatabiliyor muyum? Anlamadım hiçbir şey. Ne diyorsun sen ya? Ne dedin? Gerçekten zenginin malı zürdün çenesini mi yorar? Öbür şey mi dedin? Anlamadım. Ne? Sen anladın mı ne dediğini? Anlamadım. Hiçbir şey demiyorum doktor. Bırak. Basma kalıp sözler zırvalıyorum. Öyle aforizmalar yumurtluyorum. Hiç anlam arama. Anlam aramıyorum. Çünkü anlam... Doktor kusura bakma birazcık... Emek istiyor, birazcık zaman istiyor. Neden buradayım zannediyorsun? Ya yapma Allah aşkına, 2 gündür buradasın. Tamam anlıyorum, çok zor. Hiç kolay değil. Acılarını gerçekten ben de hissediyorum. Ama sen bunu başarmak için ve hayatına öyle devam etmek için buradasın. Bak bazı insanlar sadece iyileşmek için, sadece anlam bulmak için bütün hayatlarını tüketiyorlar. Hı. Veya anne travmasından kaçmak için 3 kere evleniyorlar. Her birinden de tüyüp arkadaşlarının evine sığınıyorlar. Sen var ya, kendi hatalarını görmemek için başkalarının hatasını görüyorsun ve kendini ancak öyle iyi hissediyorsun. Ne demişler? Ne demişler? İnsan önce kendine bir bakmalı. Oh. Vay be. Öyle mi demişler? Ne demişler? İnsan önce kendine bakmalı. Harika doktor. Sen maşallah benim basma kalıp zırvalamalardan çok daha güzel zırvalıyorsun. He? Benim yumurtladığım aforizmalardan çok daha güzel yumurtluyorsun. Bravo. Not edeyim ben bunu. İnsan önce kendine bakmalı. Harika. Eyvallah. İhsan, arkadaşa yol gösterebilirsin. Gelsin sıradaki. Gerek yok. Al götür. Afiyet olsun. Evet, yersin. Eyvallah. Eksik olsun. İşte kaçırıyorsun. Ateş'in durumu hiç de iyi görünmüyor. Hakim toplanan delillerin hepsini kabul ederse eğer Ateş'i en az 10 sene hapse gönderir. Mahir'den de özür diledi. Sonuçta bu konu böyle kapanır diye düşünüyordum ama... demek ki Mahir özrünü samimi bulmadı. Peki, rehabilitasyona kendini yatmış olması davanın seyrinde olumlu bir etki bırakır mı? İyi hal indirimi sağlamın ötesinde hiçbir işe yaramaz. İyi hal. Yani yoksunluğa girip mahkemeyi birbirine katıp ömür boyu hapis almasın yeter. Peki yok mu yapabileceğimiz herhangi bir şey? Yani şimdi şöyle, ölü bir adamın ilaçlarını kullanmış olmasaydı eğer... bütün diğer delilleri çürütebilirdim. Sinem'e bir düzine madde için test yaptık ama hepsi negatif çıktı. Kalp krizlerim onun yüzünden değil yani. Toprak. Sinem'e aşık mısın? Ne alakası var ya? Yok öyle bir şey. Bunun konuyla ne ilgisi var? Sinem bana tekstil fabrikasında çıkan yangından bahsetti. Sırf onun hayatını kurtarmak için kendi hayatını riske atmışsın. Görevim, itfaiyeciyim sonuçta. Odaya her girdiğinde ona nasıl baktığını görüyorum. Gözlerinin içi gülüyor. Açıldın mı? Yani hislerinden bahsettin mi ona? Nasıl söyleyeyim? 6 yaşında bir kızı var. Anne olması bir daha aşık olmayacağı anlamına gelmiyor sonuçta. Belki aşkta biraz daha seçici olabilir. Biliyorum. Oldu da zaten. Abime aşık oldu. Nişanlılar. Kırık kalp sendromu. Aşık ve bu aşk onu öldürüyor. Kırık kalp sendromu yalnızca 80 yaşındaki dulların başına gelmiyor mu? Menopoz ve östrojen seviyesi sağ olsun yaşlı bir kadından farkı yok zaten şu an. Kırık kalp sendromu duygusal bir deneyime verilen akut fiziksel bir tepkidir. Stres aşırı katekolamin salınımını tetikler. Bu da strese bağlı gelişen kardiyomiyopatiye yol açsa da kalp krizi yapmaz. Evet ama dediğin gibi işini kaybetmemek için tedavi olmadıysa eğer... kalp krizine dönüşmüş olması gayet olası. Bedeni bu aşırı tepkileri Sinem nişanlandıktan sonra vermeye başlamış. Bu bir tesadüf değildir herhalde. Değildir, değildir. O zaman neden sorusunun cevabını verdin. Şimdi nasıla geçelim? Nasıl tedavi edeceksin? Ben nitrogliserin ve beta blokerler verdim ama hiçbir şey yaramıyor. Antidepresan vermeliyiz bence. Eğer dediğin gibi ise yani kara sevdaya tutulduysa... antidepresan veremeyiz. Antidepresan otonom sinir sistemini inhibe eder. Bu da kalp krizlerini hızlandırır. Propültüresil verip metabolizm hızını yavaşlatabiliriz. Bunun da tiroid bezi üzerindeki etkisi kalbi büsbütün zayıflatır. O zaman tek seçenek kan sulandırıcı. Burada bahsettiğimiz adam damarlarında kolesterol plakları olan, kalbi vıcık vıcık yağ içinde bir obez değil. Beyni kalbini öldürmeye çalışan birisi. O zaman ona bir kız bulup onu mutlu ederim. Emreciğim bu belki seni mutlu edebilir ama toprağı mutlu edecek tek şey Sinem. O zaman onları birbirlerinden uzak tutalım. Sinem odaya her girdiğinde Toprak kalp krizi geçiriyor. Bir daha onu göremeyeceğini söylersek kalbine ne olur düşünemiyorum. O zaman bir psikiyatriste ihtiyacı var. Mantıklı. Mantıklı. Yani Toprağın beynini yakıp kalbinden Sinem'i kazıyamayacağımıza göre mantıklı. İpek'e ihtiyacımız var. Neden? Çünkü sen ona bir adamın beynini neden yakmamız gerektiğini anlatacaksın. Kolay gelsin Mahir Bey. Ah İpek Hanım. Hangi rüzgar attı sizi buraya? İadeyi ziyaret yapayım dedim ama elim boş geldim maalesef. Ne demek, sorun değil. Buyurun ofisime geçelim isterseniz. Teşekkür ederim, çok uzun kalmayacağım. Ben sizden bir ricada bulunmaya geldim. Hekimoğlu davasından vazgeçmemi isteyecekseniz... Yok hayır, öyle bir şey istemeyeceğim. Ateş yaptıklarının farkında ve sizden özür dilemiş, ancak siz özrünü kabul etmemişsiniz. İpek Hanım, siz de biliyorsunuz ki Hekimoğlu'nun özür dilemesi bir çocuğun bir daha yaramazlık yapmayacağım demesi gibi bir şey. Haklısınız. O da yaramazlık yapmamak için şu anda kendi kendini cezalandırıyor. Mahir Bey, Ateş Hekimoğlu sizi tanıyana kadar geri adım atmak nedir bilmezdi. Ona bunu siz öğrettiniz. Yani siz kazandınız. Davadan vazgeçmeyeceğinizi bile rehabilitasyona yattı. Ne diyeyim? Aklı başına biraz geç geliyor ama yine de kendi adına sevindim ben. Bakın İpek Hanım, benim amacım hiçbir zaman ona geri adım attırmak ya da haddini bildirmek falan olmadı. O da herkes gibi yaptığı kanunsuz davranışların cezasını çekecek. Şu an tam da onu yapıyor zaten. Ateş için rehabilitasyona yatmak hapse girmekten beter bir şey. İsterseniz gelip kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bu kadar işimin arasında bir de gelip... Mahir Bey lütfen. Haftalardır tek işiniz Ateş Hekimoğlu'ydu. Bir saatinizi daha ayırabilirsiniz, bir şey kaybetmezsiniz. İpek Hanım lütfen. Mahir Bey. Dediğimi kabul edene kadar burada bekleyeceğim. Tamam. Bir ara uğramaya çalışırım. Teşekkür ederim. Efendim? Ne? Hiçbir şey yapmadan beni bekliyorsunuz. Adamın kalbi çalışmıyor diye beynini yakmak ne demek? Beynin kalbe yaptığı kimyasal saldırıyı durdurmanın tek yolu elektroşok tedavisi uygulamak. Böylelikle itfaiyeci çocuğun hafızasındaki kıza dair hatıraları sileceğiz. Ateş, 1940'larda yaşamıyoruz artık. Tıp ilerledi hani. Yani bunları antidepresanlarla da artık kontrol altına alabiliyoruz. Allah aşkına Zeyno hocam. Antidepresanlar otonom sinir sistemini inhibe eder. Bu da kalp krizini hızlandırır. Diüretikler, nitrogliserin, morfin, oksijen, propiltiyoüresil, kan sulandırıcılar. Bunların hiçbirisi çare olmaz. Ancak ve ancak elektroşok tedavisi uygularsak başarılı olabiliriz. Kara sevda. Kara sevdaya tutulmuş. Gerçek anlamda kara sevda. Boşu boşuna eskiden hastanelerde kara sevda bölümleri açmamışlar. Kafasının iki yanına elektrotodları yerleştireceğiz. Sonuna kadar açacağız ayarı. Elektriği vereceğiz. Ancak elektrik vererek beynin temel kimyasını yapılandırabiliriz. Böylelikle protein sentezini engelleyip nörotransmitter sistemini değiştirebiliriz. Yani... hafızasını sıfırlayacağız. Çocuğun kalbindeki sinem yarasını gidermenin tek yolu beynindeki sinem hatıralarını yok etmek. Tamam. Onaylıyorum. Yapabilirsiniz. Duydunuz zilin sesini. Hadi bakalım gidin çocuğu fişe takın. Zavallı görünüyorum. Anladım. Normalde hastanın birinde kırık kalp sendromu var. Kara sevdaya tutulmuş desem benimle dalga geçersin. Tedavi olarak elektroşok tedavisi önersem kabul etmeden önce 1000 tane başka tedavi şekli önerip başımın etini yersin. Ya bana güvenmeye başladın ya da bana acıyorsun. Hı? Yani gayet mantıklı argümanlar sundun. Kafan da yerinde, zihnin iyi çalışıyor. Alil acele verilmiş bir karar gibi görünmüyor. Ve tanını açıklarken bir kere bile aptal kelimesini kullanmadın. Rehabilitasyon işe yarıyor yani. Ateş. Yürümek, konuşmak, ayakkabılarını bağlamak gibi doğal şeyleri yapabileceksin. Tedavi anterior singulat korteks ve hipokampüsünü etkileyecek. O ne demek? Yaşanmış olaylarla ilgili epizodik belleğin etkilenecek. Hafızan sıfırlanacak yani. Peki ailem, çocukluğum, her şeyi mi unutacağım? Hepsini unutacaksın. Ayrıca aldığın itfaiye eğitimini de unutacaksın. Sinem peki? Onu da tamamen unutacak mıyım? Tedavinin asıl amacı bu zaten. Ama bak, sırf onu unutabilmek için çok büyük bir bedel ödeyeceksin. Farkındasın değil mi? Onu hiç özlemeyecek miyim yani? Konuş onunla, hislerini anlat lütfen. Hayır yani ne Sinem'e ne de abime böyle bir kötülük yapamam. Aşk utanılacak bir şey değil. Sırf bu sırrı saklamak için bir nevi olduğun insanı öldürmene gerek yok ki. Sinem abimin nişanlısı. Onu kalbimden atmanın tek yolu aklımdan silmekse... Tamam o zaman. Beynimi yakıp tüm geçmişimi silin. Ne de olsa sevdiği ben değilim. Beyne elektrik vermek de ne demek? Hangi yüzyılda yaşıyoruz ya? Deniz Bey bakın. Kardeşinizin derdinin başka bir çaresi olsa şimdiye kadar bulmuştuk. Nasıl bir dert? Yani nasıl bir dert ki kardeşimin hafızasını toptan silmek zorundasın? Geçmişinden tutunduğu bir anı kalp krizlerini tetikliyor. Peki nedir bu anı? Sadece onu silseniz. Sorun da bu zaten. Ne yazık ki modern tıp henüz hangi anı nerede onu çözebilmiş değil. O yüzden hepsini silmemiz gerekiyor. Her şeyi unutacak yani. Öyle mi? Annemi, babamı. Beni unutacak. Aynı kişi kalabilecek mi kardeşim? Var mı? Yeni klişeler, basma kalıp sözler. Varsa söyle de yazayım tuzluğuma. Hastanın beynini kızartmak istiyormuşsun. Ha sen de beni kontrol etmeye geldin kafam yerinde mi diye. Öyle mi? Yani geçen sefer küçük kıza koyduğun tanıdan sonra bir... Yerinde merak etme. Değil mi İhsan? Fena değil yani. En azından tıbbi kararlar vermek için. Hı. Ne dersin? Hastaya uygularken sana da biraz uygulayalım mı elektroşok? Bak iyi olur ha. Gerçekten eski hatalarını unutursun. Kırdığın, döktüğün kalpleri unutursun. Tabii. Değil mi? Beraber yaptıralım. Ya. Benim sicilim temiz doktor. Yok bende ayrıca öyle platonik bir şeyler. Bak iyi düşün ha. Hapishaneden de yırtarsın. Sen bana bir rakam söyle hadi. 7. 7. İnsanın geçmişi kendisidir. He? Nasıl? Seninkiler kadar basma kalıp değil ama da fena değil. İzlen, söyle. Kaç? 4. Vallahi yine bulutlu bir günde açan güneş gibisin çıktı. Aşık olduğu kadına açılamadığı için varlığını silmeyi kabul ediyor. Bu nasıl iş? Saygı duyulacak bir karar. Yapma ya, neyine saygı duyacağız? Seni seviyorum diyemediği için adını bile unutmayı göze alıyor. Zeynep, adam abisinin nişanlısına aşık olmuş. Ne diyecek? Evet ama abisinin nişanlısına aşık olmayı o seçmedi. Aşık olmuş ama işte ne yapsın? Aşktan dönmenin tek yolu unutmaktır. Toprak da bunu yapıyor. Olaya felsefik açıdan değil de tıbbi açıdan yaklaşsak daha iyi olacak. Hadi. Bana bak artist. Bana olan borçlarından dolayı hafızanı sildirmeye çalışıyorsan boşuna uğraşma, unutturma be. Ne borcu? Ne borcu mu? Bak şu anda bile hatırlamakta zorluk çekiyorum. Ameliyattan sonra asla hatırlamam. Allah Allah. Spa'ya bak ya. Ben sana unutturmam, merak etme. Senden yediğim azarları unutmayacağıma emin olabilirsin ama. Onu unut oğlum. Onu unut. Ama seni ne kadar sevdiğimi hiç unutma. Tamam mı? Peki Sinem nasıl? Korkuyorum. Biliyorum. Vücudun kasılmasın diye sana kas gevşetici veriyorum. Ondan geriyesin. 10, 9, 8. Adın ne? Toprak. Kalp ritmi iyi. Hangi şehirde olduğumuzu biliyor musun? Hayır. Ziyaretçilerin gelse sorun olur mu? Toprak. Deniz ben. Abinim. Beni hatırlıyor musun? Olsun. Taburcu olunca benimle kalacaksın. Sinem ben de. Senin arkadaşınım. Üzgünüm ama ikinizi de hatırlamıyorum. Versene, şu zımbırtıyı versene tahta. Hayırdır doktor? Tırtıl mı yapıyorsun? Ülseratif kolitli bir bağırsak yaptım. İdris burada akciğer yaptı. Nalam yürek yaptı. Ahmet de benden kopya çekiyor. O da ince bağırsak yaptı. Kopya çekme Ahmet. Güzel. Ne oldu? Sanat terapisi derslerinde mi basmaya başladın artık? Yok hayır. Patronla uğradım merkeze. Buraya gelip senin durumunu kendi gözlerimle görmemi rica etti. İtiraf edeyim, böyle bir hareket beklemiyordum senden. Sürpriz yapayım dedim sana. Bak bu terapi merkezlerinin broşürlerinde gülen yüzler falan var ya, mutlu mutlu insanlar, inanma hiçbirine. Buraya geldiğimden beri gördüğüm en mutlu surat senin suratın. Bak görüyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bir adım atıyorsun. Herhalde şimdi bir adım da benden bekliyorsun. Savcıyla konuşmamı, davadan vazgeçmemi falan. Yapmayacaksın. Hayır, yapmayacağım. Ne oldu? Hani aynesi içti kişinin. Ne söylediğine değil, ne yaptığına bakarım. Hı? Ne olacak şimdi? Hiçbir şey olmayacak. 2 yüzlüsün sen. Asıl kibirli olan sensin. Ha, bu adamı temizlemem lazım. Hı? Yola gelmesi lazım. Tevazu ne öğrenmesi lazım, öyle mi? Ama iş bir şey yapmaya gelince tek yaptığın yalakalık yapmayı reddeden birini süründürmek. Sen hiç hayatında bir bağımlıya güvendin mi? Sözüne inandın mı? Ya da öyle bir şey olduysa hiç lehine sonuçlandın mı bu durum? İyi anladık, tamam. Karın seni terk etti, annen seni sevmiyor, arkadaşların kazık attı. Ama her bayram onları arayıp bayramlarını kutluyorsun. İş bize gelince hıncını bizden çıkarıyorsun. Çok yanılıyorsun Hekimoğlu. Bak bu meslek bana ne öğretti biliyor musun? Senin gibilerin sadece söylediklerine değil yaptıklarına da inanmamak lazım. Aslında haklısın. Senin özün sözün bir. Ama yalan konusunda. Zeynep Toprak'ın yanında hocam. Yalnız bırakmak istemedi. Toprağa 4 seans elektroşok uyguladık. Yalnız ses telleri etkilendi, biraz tizleşti. Ama EKG ve kan basıncı iyi gözüküyor. İyi. Güzel. Yarın bir seans daha yapacağız. Sonra da mahkemeye geliriz. Eyvallah. Sağ olun. Mahkeme falan gelmenize gerek yok. Siz hastanın başından ayrılmayın. Merhaba. Geldi. Bir sonraki taziye ziyaretçim. Eklemez, eklemez. Sana bir hediye aldım. Yok artık. Evet. Bu ne doktor? Güzelmiş. Yarın mahkemede hakime iyi bir intiba bırakır diye. O kadar da iyi canım, güzel dediysek. Doktor. Doktor. Çok ayıp ettim ben sana be doktor. Sen beni korumaya çalıştın. Yardım etmeye çalıştın bana. Arkadaşlar da böyle yaparlar zaten. İyi bir dostsun sen. Doktor. Eyvallah. Her şey için. Sen benden şu anda özür mü diliyorsun? Ben yanlış mı anlıyorum? Terapinin bir parçası bu. Programın bir parçası. İstiyorsan geri alayım. Yok. Yok. Alışkın değiliz yani. Devam et. İyi ki varsın doktor. İyi ki varsın. Çok güzel. Takacağım yarın. Bu annemiz Ayten Sultan. Bu da babamız Caner. Onlar nerede? Neden gelmediler? Vefat ettiler Toprak. Oldu bir 10 sene. Annemle babama dair nasıl hiçbir şey hatırlamam? Boş ver şimdi onu. Ben sana hatırlatırım. Bu da bizim takım. Takım mı? Futbolcu muyum ben? Hayır canım, itfaiyecisin. Üçümüz de öyleyiz hatta. Üstünde Beşiktaş forması var. Bakma öyle olduğunu, aslansın sen, Galatasaraylısın. Denize kulak asma, sen Beşiktaşlısın. Bu da biz, üçümüz. Yakın arkadaşız anlaşılan. Evet. Hem de bayağı yakın arkadaşız. Bu ne biliyor musun? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Tuzluk. 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 Bir rakam söyle bakalım. 4. Bir de renk söyle. Mavi. Bulutlu bir günde açan güneş gibisin. Gülme. Bak. Güneş gibiymişsin, öyle çıktı. Tuzluk yalan söylemez. Benden sana hediye. Bu tuzluk. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hocam. Bir sayı da sen söyle. 10. Renk? Benden de mavi. Ateş, iyi misin? İyiyim. Kestiriyordum. Yatak. Jöle gibi. Burası iyi geliyor, sırtıma sert. Sen vazgeçmeyecek misin benden? Vazgeçmeyecek misin derken? Hak etmiyorum. Ben senin şefkatini hak etmiyorum. Neler söyledim sana? Neler yaptım? Ateş, bırak şimdi bunları. Bırak. Bırak söyleyeyim. Yarından sonra böyle bir şansım olmayabilir. Bir daha. Sana bunları söylemek için. Bak içimi dökeyim. İpek. Sen bana benim gibi arızalı bir adamı bahşedilmiş bir lütufsun. Öylesin. Biz seninle nasıl tanıştık? İtfaiye eğitimlerinde tanıştık. Nasıl arkadaş olduk peki? Sen benim 2 kere hayatımı kurtardın. Bir tanesi de yanan bir binanın içinden. Ya diğer sefer? Diğerinde de beni benden kurtardın. Nasıl, ne yaptım ki? Aslında hiçbir şey yapmadım biliyor musun? Öyle kendin oldun sadece. Toprak oldun, o da beni kurtarmaya yetti. Nasıl bir insan olduğumu hatırlamıyorum bile. Aynı şekilde arkadaş olabilecek miyiz? Oo Sinem, benden hızlı davranmışsın. Evet, biraz öyle oldu. Evet. Tam zamanında geldim, benim de çıkmam gerekiyordu. Vardiya bitince uğrarım o zaman yine. Tamam. Vay 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 vay. Günaydın. Günaydın. Toprak nasıl? Kaybolmuş gibi bakıyor. Normale dönmesi biraz zaman alacak. Deniz de çift mesai çalışmaya başladı. O da kardeşini bu halde görmeye dayanamıyor. Toprak'ın bu dönemde abisine çok fazla ihtiyacı var. Ya biliyorum berbat bir zamanlama, tam düğün öncesi. Hazırlıklarınız falan vardır ama... Ne düğünü? Sizin düğününüz, Deniz ve senin. Biz Deniz'le sevgili bile değiliz ki. Evleneceğimizi nereden çıkardınız? Doktor Ateş Hekimoğlu'na rehabilitasyona girmesini ilk önerdiğinizde nasıl tepki verdi? Hemen odasını terk etmemi istedi. Ama ben yine de kendisini hapse girebileceği, hatta mesleki ehliyetini kaybedebileceği konusunda uyardım. Peki bu uyarınıza nasıl bir tepki verdi? Pek umursamıyormuş gibi davrandı. Yani eğer umursadıysa da bana pek belli etmedi. Sonrasında soruşturmanıza devam ettiniz mi? Evet. Ben de soruşturma kapsamında hastanenin eczanesine yöneldim. Eczacıya neden orada olduğunuzu açıkladınız mı? Ateş Bey, kapatın şunu. Ya mahkemedeyim, mahkemede aranır mı insan? Ha? Hafızası Toprağı yanıltıyormuş. Operasyondan önce hatırladığını sandığı bazı şeyleri aslında hiç yaşamamış. Belleğini boş yere sildik. Onu öldüren her neyse hala bedeninde bir yerlerde duruyor. MR perfüzyon incelemesi yaptık. Anterior frontal kortekste hafif bir hiperperfüzyon var. Eczane kayıtlarına baktığınızda ne gördünüz peki? Bir saniye sayın savcım. Teşekkürler sayın hakim. Vallahi duyamıyordum ben de. Pıhtılaşma süresini ve sol ventrikül işlevini araştırdınız mı? Sayın hakim, lütfen kusura bakmayın. Acil tıbbi bir durum söz konusu. Kanında pıhtılaşma sorunu yok ve kalbi kanı beyne pompalayabiliyor. Ha, o zaman kan akışını engelleyen bir şey var. Kan anterior frontal loba ulaşamıyor. Ateş Bey, siz buradayken hastalarınızın müşkül duruma düşmemesi için yeterli süre verildi zaten. MR'da o bölgede bir lezyon yok. enfeksiyon veya vasküler malformasyon bulgularına da rastlamadık. O zaman daha alt seviyede bir şey var. Ateş Bey, kapatın o telefonu. Beyin omurilik sıvısını sitolojiye yolladık, temiz çıktı. Tümör söz konusu değil. Ateş Bey, kapatın o telefonu! Bir saniye. Sinirlendiğinizde sesiniz hep böyle tiz mi çıkıyor? Siz hapse mi girmek istiyorsunuz? Hayır. İstemiyorum. İster miyim? Anjiyo odasını hazırlayın. Beyin anjiyosu yapacağız. Ben de hemen geliyorum. Tamam mı? Ateş, ne yapıyorsun? Oturur musun? Ateş, lütfen oturur musun şuraya? Ateş Bey, hemen durun ve yerinize dönün. Sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Ne yapsak ne etsek zaten bir faydası olmayacak. Ateş Bey, salondan çıktığınız anda mahkemeye itaatsizlikle suçlanacaksınız. Sayın hakim, müvekkilim adına sizden özür dilerim. Ancak biliyorsunuz kendisi doktor ve acil bir durum söz konusu. Ne yapalım yani? Müvekkilinizin doktor olması kanun, nizam tanımaz anlamına mı geliyor? Tamam. Duruşmaya yemek arası veriyorum. Müvekkiliniz saat 1.30'da burada karşımda olmazsa en üst sınırdan cezayı yer. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ateş, nereye gidiyorsun? Delirdin mi? Hayır, hastaneye gidiyorum. Hastam var. Ekibin idare ediyor işte. Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak ömrümü insanlığın hizmetine adayacağıma. Taksi yok mu taksi? Taksi! Hastanın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime. Taksi! Siz gerçekten delisiniz. Mahkemenin ortasında mahkemeyi terk etmek ne demek? Elektriğimiz tutmadı. Çok sevişmedik yani. Çocuğun sesi elektroşoklardan dolayı değişmedi. Menopozun başka bir semptomu bu. Adamın bedeni kadınlara has sorunlar yaratmaya devam ediyor. Takip edelim bakalım bu durumu. Şimdi kan akışını engelleyen ama kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görülen bir durum nedir? Hı? Hadi bakalım. Kateteri yerleştirdiniz mi? Mahkemeye dönün hocam. Biz size haber veririz. Tamam hadi. Dediğimi yap. Kateteri yerleştir. Hadi. Bırakın mahkemeyi falan. İnterpedinküler sisternayı tam ortaya getirin. Saniyede 30 kare ile çekim yapın. Atardamarların daraldığını düşünüyorsanız sabit görüntülere ihtiyacımız olacak. Bu arada bunu siz olmadan da halledebiliriz. Sorun atardamar genişliği değil. Sorun gelin arabasının önünü kesen bahşişli çocuklar. Trafiği engelliyorlar. Beynin ön kısmına kan akışını yavaşlatıyorlar. Bu bahşişli çocukları yakalarsak tamamdır. Hazır. Başla. Kan kılcal damarlarda. Heh. Bizim bahşişi çocuklar da orada bak. Görüyor musun? Nasıl önünü kesiyorlar gelin arabasının. Omeriliğindeki menenjiyom ses tellerine giden sinirlere basınç uyguluyor. Bu da sesindeki değişime neden oluyor. Ne yazık ki bu sinirler vertebral arteri menengeal dalının hemen yanında. Yani bu menenjiyom beyne giden kan akışını da yavaşlatıyor. Arızalı beyin anılar üretiyor. Yanlış anılar. Anılar aşka sebep oluyor. Aşk da öldürüyor. Aslında ilk koyduğumuz tanıda yanılmadık. Hafızasını sıfırlamak bize zaman kazandırdı. Ya. Tabii işimizde birazcık daha iyi olsaydık böyle bir zamana da ihtiyacımız olmayacaktı. Şu bahşişçi çocuklara birazcık para verelim de çekilsinler gelin arabasının önünden. Aşk gibi sahte anılar yerine gerçek sefaletin tadını çıkarsın. Ha? Hocam. Orhan Hoca'dan özür dilemişsiniz. Allah Allah, öyle mi olmuş? Detoks işte. Ne dediğimi bilmiyorum ben de. Hapse girmem gerekiyor benim de. Taksi yok mu taksi? Şu an hiç taksi yok hocam. Allah! Biraz bekleseniz iyi olur. Ne kadar bekleyeceğiz? Bir 15-20 dakikaya gelir herhalde. 15-20 dakika. Hocam atlayın. Nereye? Hocam mahkemeye yetiştireceğim sizi. Sen nereden çıktın Muzo? Hocam Orhan Hoca gönderdi. Aslan Hoca'nın arabası. Çalıyor. Ha, alo. Neredesin? Hadi 2 dakika kaldı. Neredesin? Hadi. Allah Allah. Geliyoruz işte, tamam. Doktor hadi bak. Eğer vaktinde gelmezsen hakim bir karar açıklayacak. Hadi neredesin? Trafik. İstanbul. Söyle hakime, trafikteyim işte. Ne yapayım ben? Sıradaki duruşma için yerlerinizi alın. Ateş Hekimoğlu, duruşma salonuna. Anlaşılan kısa bir duruşma olacak. Kardeşim yürüsene. Bas Muzo, hadi bas. Yeşil. Hocam bu ışıktan sonra sağa gireceğiz. Biliyor musun yolu? Evet hocam biliyorum. Ha. Bana bak, şu tantunicide bir tantuni atalım mı birer tane? Hocam mahkemeye yetişeceğiz ya. Ateş Hekimoğlu, mahkeme salonundan bekleniyorsunuz. Dışarı. Bir tane tantuni aldım. Sen beni oradan alırsın dönerken. Hocam tamam. Oldu tamam hocam. Hadi bakalım. Hocam gidiyor. Hocam. Hocam yandı hocam. Vallahi yandı. Tamam bas. Sol. Muzo yavaş Muzo. O kadar tantana, o kadar felsefe. Sonuç aralarında hiçbir şey yokmuş. Yanlış alarm. Herkes yerini alsın. Duruşma devam edecek. Eyvallah huzur. Hayırlısı olsun hocam. Evet. Nerede kalmıştık? Selma Hanım, müvekkiliniz zamanında burada olmazsa kararımı açıklarım demiştim, değil mi? Kusura bakmayın Hakim Hanım. Geç kaldınız Ateş Bey. Öyle oldu ne yazık ki, evet. Geçeyim ben o zaman. Yine de merakımdan sormadan edemeyeceğim. Sizi yani özgürlüğünüzü bile tehlikeye atacak kadar önem taşıyan bu hastalık nedir? Aşk. Hakim Hanım, aşk. Zaten aşk dışında ne için özgürlük tehlikeye atılır ki? Öyle değil mi? Kırık kalp sendromu yaşayan bir hastamın acil yardıma ihtiyacı vardı da. Tamam. Tamam, anladım. Gerçekten kusura bakmayın. Bu öyle önemli bir duruşmayı bölmek istemezdim. Ama ne demiş Hipokrat? Tamam. Hastanın esenliğini ve sağlığını her şeyi... Tamam Ateş Bey, tamam. Konu anlaşıldı, tamam. Teşekkür ederim. Evet, sanık da yerini aldığına göre duruşmaya devam edebiliriz. İpek Hanım... Buyurun Sayın Savcı. Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki pozisyonunuz nedir? Tıp Fakültesi'nde dekanım ve hastanenin yöneticisiyim. Eczanenin gözetiminden de siz sorumluymuşsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Elimde tuttuğum bu defter nedir peki? Şubat ayının reçete defteri. Bu imzayı görebiliyor musunuz? Göremiyorum Sayın Savcı. Yaklaşın. Bu Ateş Hekimoğlu'nun imzası, öyle değil mi? Evet. Denize geçebilirsiniz. Niçin atmış bu imzayı? Münir Tırtıkçı isimli hastanın oksikodon reçetesi için. Peki bu haplar Münir Bey'e hiç ulaşmış mı? Hayır. Neden? Çünkü o esnada Münir Bey vefat etmişti. Doktor Hekimoğlu bunu biliyor mu? Evet. Yani... Ateş Bey'in eczaneden Münir Bey adına oksikodon haplarını alması için yasal ya da tıbbi bir gerekçe yoktu. Doğru mu? İpek Hanım, soruyu duymadıysanız tekrar edebilirim. Ateş Hekimoğlu o hapları hiçbir zaman almadı. Ne demek bu? Defterde imzası var. Ayrıca imzayı atıp ilaçları alırken çekilmiş video görüntüleri var. Sizin kayıtlarınız da çok sıkı kontrol edildiğine göre. Evet, ancak bir reçetesi vardı ama bu reçete oksikodon için değildi. Defterde açık açık oksikodon yazıyor. Ayrıca siz yazılı beyanınızda da öyle bildiriyorsunuz. Farkındayım. Ama ne reçetesi ne de hapları oksikodon değildi. Şu şekilde açıklamak isterim. Ateş Hekimoğlu daha önce de aynı hastanın ilaçlarını almaya çalışmış. Orhan hocamız da gelip bana söyledi. Ben de Ateş Hoca'nın bu savunmasız ve çaresiz halini gördükten sonra eczaneye gidip şişeleri değiştirdim. Yani Ateş Hekimoğlu'nun aldığı haplar bir şişe aspirindir. İpek Hanım, değerli bir meslektaşınızı koruma içgüdünüzü görüyorum. Ama mahkeme önünde yalan söyleyemezsiniz. Söylediklerimin kanıtı olarak yanımda bir envanter getirdim. Sayın Hakim, isterseniz gösterebilirim. Lütfen. Getirebilir miyim? Yalan söylüyor Sayın Hakim. Belli ki sahte bir rapor hazırlar. Sayın Hakim, bu kadar önemli bir kanıtın ortaya çıkması bu davanın düşmesi için yeterli bir sebep. Başka kanıtlarımız da var. Bu envanter doğruysa İpek Hanım neden daha önce bunu getirmedi? Bak, sakin olun lütfen. Herkes sussun. Oturun yerlerinize. İpek Hanım, böyle önemli bir evrağı neden daha önce vermediniz? Sayın Hakimim, açıkçası ben işlerin bu derece ileri gideceğini düşünmemiştim. Tamam. Yerinize geçin lütfen. Sayın Hakim, olacak iş mi? Bu kadar da çok fazla. Söylediklerinin doğru olduğuna inanmıyorsunuz umarım. Ateş Bey, ayağa kalkın ve yerinize geçin. Hak ettiğinizden çok daha iyi bir patronunuz ve arkadaşlarınız var anlaşılan. Ancak kurallar ve yasalar herkes için geçerlidir. Siz öyle sandığınız gibi özel biri filan değilsiniz Ateş Bey. Ama nedense Mahir Bey sizi özel biri haline getirmeyi seçti. Mahir Bey... Burada tam olarak ne oluyor, Ateş Bey ne yaptı bilemiyorum. Ama sanığın sokakları uyuşturucuya boğmadığı gün gibi ortada. Ateş Bey'i tanıdığım kadarıyla sizi kışkırtmak için bir şeyler yaptığından eminim. Ama her ne yaptıysa siz bununla yaşamaya mecbursunuz. Ben de İpek Hanım'ın ifadesinden sonra artık bu durumun daha fazla uzamasına müsaade edemeyeceğim. Dosyayı kapatıyorum. Duruşma bitmiştir. Ha, bu arada Ateş Bey. Mahkemeye itaatsizliğinizin bedelini de ödeyeceksiniz. Geceyi nezarethanede geçirir, yarın rehabilitasyonunuza dönersiniz. Lütfen 2 saat içinde emniyette olunuz. Geçmiş olsun. Hekimoğlu. Geçmiş olsun. Peşin bırakmayacaksın. Onu mu söyleyecektin? Hı? Silah falan alayım mı kendime? Bir tenhada sıkıştırır mısın beni? Umarım hakkında yanılmışımdır. Hocam, geçmiş olsun. İyi kurtardınız. Ya, ne demezsin. İtfaiyeci ne alemde? İyi, iyileşme sürecinde. Söndürdünüz mü yangını? Söndü. İyi bakalım. Rehabilitasyonda İhsan var. Bunu ona verirsin, selamı söylersin. Hocam bir yüzünüz gülsün ya. Hadi. Melanjiyom ameliyatla alındı. Beynin artık gerçek anılar oluşturabilecek. Dışarı çıktığımda ne yapacağım peki? Seni seven insanlar var. Onlar sana yardım edecekler. Sıfırdan başlamak gibi düşün. İkinci bir şans gibi. Baksanıza hocam nasıl bakıyorlar birbirlerine. Bazı şeyler silinmiyor galiba. Hı? Ne demişler? Kalp durur, akıl unutur. Ruh ne durur, ne de unutur. Kim demiş acaba? Hayret. Yani kaşıkla duvara tünel kazmaya çalışmamışsın. Doğru düzgün kaşık vermiyorlar ki. Plastik kaşık. Buyurun gelin, bir şeyler ikram edeyim. Kutlama yapalım diyeceğim ama malum. Ben kutlama yapacak bir şey göremiyorum Ateş. Senin yüzünden mahkemede yalan söyledim. Yani seni kurtarabilmek için kanıt uydurdum. Etrafındaki herkesi sırf senin yanındalar diye kendine benzetiyorsun. Hepimizi kötüleştiriyorsun. Ama bunun bir de güzel yanı var. Oradan bakmak istiyorum. Artık avcumun içindesin. Rehabilitasyondan çıktıktan sonra poliklinikte 2 kat daha fazla çalışacaksın. Öğrencilere ders vereceksin ve bağış bulmanda yardımcı olacaksın. Kısacası ne istersem onu yapacaksın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. İyi istirahatler. Al bakalım nefes mentonu. Eyvallah doktor. Eczaneden mi aldın bunu, İhsan'dan mı aldın? İhsan'dan aldım. Ne fark eder? Aynı şey. Neydi o? Bana bak. Ne içtin sen az önce? Sen kendi ilacını mı içtin az önce? Febrodolar mı içtin? İhsan sana febrodolar mı temin ediyordu? Doktor Allah aşkına. Adam bana ilaç temin edecek diye gidip herhalde işini gücünü tehlikeye atmaz, öyle değil mi? En başından beri mi? Yani. Yani hiçbir şey değişmedi mi? Derdini sayıkladım, ayıkladım nedir ederim. Peki bizden özür dileme. Benden, İpek'ten. Onlar da numaramıydı. Kim dedi yakın, kim dedi uzak. Doktor, neye inanmak istiyorsan ona inan. Kim dedi uzak, neredesin, bul şu yerini. Seçtin, o anda dur, arayan bulur kendini. Verdiğin sözünde dur, özünde dur. İyi geceler doktor. Kim dedi yakın, kim dedi uzak, neredesin, bul şu yerini. Kim dedi yakın, kim dedi uzak, neredesin, bul şu yerini. Lan ben sana neyledim dünya, dur dedim bu varıma vurma. Lan ben sana neyledim dünya, dur dedim bu varıma vurma. Derdini sayıkladım, ayıkladır bu ne biçim iş? Kendini avutmadır, savurmadır bul şu yerini. Lan ben sana neyledim dünya, dur dedim bu varıma vurma. Lan ben sana neyledim dünya, dur dedim bu varıma vurma. It's